özellikle jeopolitik riski tırmandıran ve bölgede jeopolitik riski sıcak tutan bir maddemiz var. O da Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin izniyle uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'yı vurması ve bu konunun detayları da bakalım haberimizde. Rusya-Ukrayna savaşındaki tehlikeli resleşme dünyayı tedirgin etti. Ukrayna'da devam eden savaşta bin gün geride kaldı. Ukrayna, Rus topraklarına Amerikan yapımı Atakums füzeleriyle saldırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni nükleer doktrini onayladığı karar endişeye neden oldu. Rusya egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanma hakkının saklı tutulduğunu açıkladı. Öte yandan Rusya'da radyasyona dayanıklı sığınakların seri üretimine başlandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Medvedev, Ukrayna uzun menzilli silahlar kullanırsa Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkımız olacak dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Navrovsa, Ukrayna'nın ABD silahları kullanarak çatışmayı tırmandırmaya amaçladığını söyledi. Bu gece Branks bölgesinde ABD yapımı füzelerin kullanılmış olması elbette çatışmayı tırmandırmak istediklerinin bir işaretidir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geri adım atmayan bir açıklama da yaptı. Uzun menzilli Neptün füzemiz ve artık Atakems füzelerimiz var. Bunların hepsini kullanacağız. Avrupa Birliği'nden Rusya'nın nükleer doktrini onaylamasına tepki gecikmedi. Nükleer silah kullanımına ilişkin herhangi bir göndermeyi kınıyoruz. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kararın Ukrayna'ya verilen desteği etkilemeyeceğini söyledi. Rusya'dan gelen bu sorumsuz söylem Ukrayna'ya olan desteğimizi engellemeyecek.